Burası Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin Kınık Köyü. Bugün yöremizin çeşit çeşit yemekleri bizden. Anadolu İkramı her bölümde farklı bir şehrin farklı bir köyünde birbirinden lezzetli yemekleri kayda almaya devam ediyor. Bugün Eskişehir'e özgü yemeklerin tariflerini Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'nden Fatma Ünlüer ve Özlem Peker veriyor. Biz bugün iki çeşit yemek yapacağız. İlk önce kelem dolması yapacağız. Arkasına kapama yapacağız. Kelem dolmamızın malzemelerini sayarak başlayalım. Kıymamız var. Şöyle kıymamızı alalım. Denemiz var, salçamız var, tuzumuz, pul biberimiz, toz biberimiz, acı biberimiz, ondan sonra yağımız, karabiber, diğer yemeğimizin malzemesi. Bunu kaldıralım. Şöyle tabağımızı alalım. Kıymamızı içine bırakıyoruz. Şöyle vereyim. Bir bardak, bir buçuk bardak kadar denemizi atıyoruz. Salçamızı atıyoruz yemeğimize. Bir kaşık. Biraz pul biber. Biraz toz biber. Biraz tuzumuzu koyuyoruz. Biraz sıvı yağımızdan ekliyoruz. Biraz da su koyup karıştırmaya başlayacağım. Şimdi bu Sivrihisar'ın coğrafi işaret almış bir yemeğidir. Kelemleri haşladıktan sonra ince uzun keseriz. Muska şeklini vererek sararız. Şimdi zaten hep beraber yapacağız. Bu kadar yapmamız yeterli. Güzelce karıştırdık. Şimdi bu bizim lahanamızın ya da bizim yöresel olarak biz kelem diyoruz. Bunları lahananın dış kısımlarını, büyük yapraklarını alıyoruz bu şekilde. Tuzlu suda 1-2 dakika ya da 3 dakika kelemin durumuna göre haşlıyoruz. Haşladıktan sonra çıkartıp arkadaşıma veriyorum, bıçakla kesip daha sonra muska şeklinde sarıyoruz. Şöyle alayım. Şöyle muska yapacak kadar ne kalın ne ince. İnce uzun doğruyoruz. Eğer bıçakla kesmek istemeyen olursa şu şekilde elleriyle de bu damar kısımlarından çekerek ayırabilirler. Ama bıçakla kestiğimiz zaman hani daha doldurması daha kolay oluyor. Düz bir şekilde çıktığı için bu şekilde de sarılabilir. Dolmalık yapraklarını üzerinden aldıktan sonra biz onun sert kısımlarına kıynak diyoruz. Onlarla çok güzel lahana turşusu oluyor. Sirkeyle çok kışın yiyebileceğimiz muhteşem bir turşu oluyor. Ve hiçbir şeyi ziyan olmaz. Şimdi dolmamızı sarmaya başlayabiliriz. Tenceremizin dibine birkaç tane, acı seviyorsanız 4-5 tane küçük acı biberlerden koyuyoruz. Acısı daha güzel oluyor. Ve hep birlikte sarıyoruz. Şu an Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Kınık Mahallesi'nde bulunuyoruz ve yöresel olarak kelem dolmamızı sarıyoruz şu an. Genelde burada insanlar çiftçilikle ve hayvancılıkla uğraşıyor. Sulu tarım çok az, çok sulak değildir topraklarımız. Genelde kuru tarımla uğraşıyoruz ama sulu tarımla da uğraşanlarımız var. Ama yoğunluğumuz hayvansal. Büyük başımız azdır, küçük başımız çoktur. Genelde koyunlarımız sabah
gelir, akşam serinlikte kıra gider. Sabaha kadar orada otlar, sabahleyin evlerimize gelir. Yazın sağım zamanı olursa koyunlarımızı sağarız. Ama eğer sağım yapmayacaksak akşama kadar evde yatır, akşam tekrardan kıra gezmeye giderler. Köyümüzde 3000'den fazla küçük başımız var. Bir 70-80'e yakında büyük başımız vardır. Yoğunluk küçük başta. Tarım olarak arpa, buğday, nohut oluyor köyümüzde. Ondan sonra hayvanların yiyeceği yonca, ondan sonra şeker pancarı ekiliyor. Tanelik mısır ekiliyor köyümüzde. Ay çekirdeği, kabak. Burada avara deniyor. Bostanda herkes yetiştiriyor. Domates, biber, patlıcan. Haliyle burası köy yeri. Herkes kendi ihtiyacını kendi üretir. Kelemlerimizi sardık, bitirdik, tenceremize koyduk. Şimdi biraz sıcak su ilave edeceğim. Tamam, sıcak suyumuzu da ilave ettik. İçine başka baharat koymuyoruz. Tuzunu, pul biberini, toz biberini, acı biberini içine koyduk zaten. Kaynadıktan sonra tadına, tuzuna bakıyoruz. Tuz isterse ilave ediyoruz. Evet, şimdi bunu ateşimize alalım. Bir yarım saat kadar pişecek. Dakikadır kaynıyor. Bir yemeğimize bir bakalım. 1-2 dakika daha tadını alsın. Ocaktan alalım. Diğer yemeğimizin malzemelerini getirelim. Şimdi ikinci yemeğimize geçiyoruz. Buranın meşhur yemeği kapama. Öncelikle tavuğumuzu ocakta haşladık. Etlerini bir tarafa, suyunu bir tarafa aldık. Diğer malzemeleri de sayarsak haşlanmış nohutumuz, tuz, karabiber, soğan ve patatesimiz var. Şimdi eti didiklemekle başlıyoruz. Bu bizim buralarda genellikle kışın yapılan meşhur bir yemektir. Misafirlerimiz geldiği zaman kapama özellikle olan bir yemektir. Kelem dolması, bamya çorbası vazgeçilmezimizdir. Ayrıca bu kapamayı kırmızı kuzu etiyle ya da dana etiyle de yapabiliriz. Ama genelde biz kışın kendi beslediğimiz hindilerle yapıyoruz. Gayet de çok lezzetli oluyor ve bayılarak yiyoruz. Şimdi tavuklarımızı pişirdik. Etine suyunu ayırdık. Etlerini didiyoruz. Pirincimizi önceden ıslatıyoruz. Soğanlarımızı çok aşırı büyükse dörde bölüyoruz. Yani elinde olan arpacık soğan kullanırsa daha iyi olur. Bir parça didiklemiş olduğumuz etlerden koyuyoruz. Tuz, karabiber atar mısın? Tuz
ve karabiber attık. Karabiber çok yakışıyor kapamaya. Haşlanmış nohutumuzu da koyuyoruz. Nohutu daha önceden haşlayıp dondurucuya koyduğumuz zaman her an elimizin altında oluyor ve kolayca kullanabiliyoruz. Soğanlarımızı da ekliyoruz içine. Ben patateslerimizi hazırlayayım. Bir güzel harmanladıktan sonra bunu kapama yapacağımız tabağın içine dolduruyoruz. Kapamanın özelliği bunu doldurup ters çevirmenizin, kapamanın adı oradan geliyor. Biraz daha ilave edebiliriz. İlave ediyoruz biraz daha. Patateslerimizi bol etli sevenler için. Sıkıca bastırıyoruz. Ve üzerine patateslerimizi kapatıyoruz. Bunun altına su geçmeyecek. Kapadığımız için tavuk etlerimiz yanmayacak. Şöyle daha iyi oldu. Şunları kaldırabilir misin Fatmacığım? Şöyle alalım. Şöyle. Tavamızı alıyoruz. Şimdi bütün malzemeleri doldurduktan sonra kapama işlemine geçiyoruz. Tenceremizi ters çevirip tekrardan ters çeviriyoruz. Evet. Ve ocağa götürüyoruz. Bunu ocağa götürdükten sonra üzerine taş koyup tavuk suyunu ilave edip kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra pirinçlerimizi ilave edip içine nohutumuzu atıyoruz. Biraz daha tuz atıp pişmesini bekliyoruz. Ha, sen götür Fatma onu yine. Kapamamızı ocağımıza koyduk. Şöyle sıcak tavuk suyumuzu ilave ediyoruz. Sıcak tavuk suyumuzu koyduk. Şimdi nohutumuzu koyuyoruz. Şimdi pirincimizi koyuyoruz. Eşit bir şekilde ayarlıyoruz suyumuza. İki tatlı kaşığı kadar tuzumuzu atıyoruz. Karıştırıyoruz. Şimdi bu ağır ateşte yarım saatte olacak. Şimdi tereyağını olduralım. Evet, tereyağımız da eriyor. Tereyağımız da kendimizin, koyun ve ineklerimizden yapıyoruz. Haziran, Temmuz aylarında koyunlarımızı sağıyoruz. Kuzuları oluyor, kuzularından ayırıyoruz onları. 2 ay boyunca sağım yapıyoruz. Yiyeceğimiz peynirlerimizi, ondan sonra tereyağlarımızı alıyoruz. Şimdi yağımız oldu. Pilavımızın içine ilave ediyoruz. Şöyle. Şimdi koyalım. Şimdi karıştıralım. Şunu şöyle kapatalım, ağzı kapalı bir şekilde. Bir yarım saat kadar pişecek. Burası tarihi açıdan çok önemli bir yer. Nasreddin hocamızın doğduğu yerdir. Yunus Emre'nin, ondan sonra Hızır Bey'in, Sinan Paşa'nın hepsi buralıdır. Haziran, Temmuz aylarında Nasreddin Hoca Festivalimiz olur. Kışın Dövme Sucuk Festivalimiz oluyor Şubat ayında.
babamız da olmuş. Hazır soframızı kuralım, afiyetle yiyelim. Evet, masamızı hazırladık, dolmamız pişti, servis tabağına koyduk ve kapamamızı açma zamanı. Açalım Fatmacığım. Şöyle kapağını açtık. Taşımızı alıyoruz. Kapamamız da pişti. Bizim buraya dair daha başka yemeklerimiz var. Özellikle bamya çorbamız. Bamyamız haşlanarak sıcak suda. Daha sonradan soğan, yağ, et kavrularak bir su hazırlanır. Su hazırlandıktan ve kaynayıp özleştikten sonra bamyayı ipliklerinden çıkartıp içine atıyoruz. Bir müddet de öyle kaynadıktan sonra servise hazır. Daha sonra tescilli muska baklavamız vardır. 20 kat hamur açılır, tek tek ince bir şekilde. Daha sonradan o küçük kareler halinde kesilerek arasına ceviz kırıkları doldurulur. İkiye katlanır ve böylece muska şekli verilir ve 40 kat olarak yenir. Ayrıca su böreğimiz vardır. Su böreğimiz 12 ya da 14 yumak hamur yoğrularak tek tek açılıp serilir. Serildikten sonra hafif kuruyan hamurlar sıcak tuzlu suda haşlanıp tek tek bir kat hamur, bir kat yağ olarak tepsiye, fırın tepsimize dizeriz. Ara katına kıymalı, soğanlı kıymamızı kavurup koyuyoruz. Tekrardan üstüne sıcak suda çıkarttığımız hamurları dizerek en üst sıradaki hamurumuz yağlanıp fırında pişirilir. Daha sonradan yöresel olarak da höşmerimimiz vardır. Bu inek ya da koyun kaymağıyla yapılır. Genelde ineklerin kaymağıyla yapıyoruz. Kaymak ve un ocakta kavrularak helva kıvamında bir hamur haline gelir. Daha sonradan onu tepsiye bastırarak düzeltiriz, fırına sürüp kızartıp çıkartırız. Fırından çıkarttıktan sonra servisimize hazır olan höşmerimize öncelikle şerbetimizi gezdiriyoruz. Daha sonradan pekmezimiz var. Ve ayrıca süt reçelimiz. Yemeği hazırdır. Hadi kuzular, sofra hazır, buyurun. Geçin bakalım böyle. Gel kuzum Rabia, sen de. Sen de bu tarafa gel Özlem teyzenin yanına. Hadi buyurun, hepimize afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Fatmacığım, ellerimize sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun.